Sancar efem kulübede kalmış. O kız nereye gitmiş? Gitmemiş efem. Birlikte mi kalmışlar? Pencereden uzandım baktım, yan yana uyuyorlardı. Nasıl? Aynı yatakta. Ya telefonu yazdım, bıraktım oraya. Bir şeye ihtiyacım olursa şey yaparsın, ararsın. Merkeze falan inmek istersen de mesaj at, ben konaktan birini gönderirim, aldırırım seni. Ya kusura bakma, ileri gittim. Ben gideyim artık, işim var zaten. Ya ben böyle şeylere alışık değilim, böyle film izlemeye falan. Dediğim gibi, bir şeye ihtiyacım olursa ararsın. Evinde gibi bil kendini. Hadi.
Bana ne mi oldu? Bunu anlatamam. En çok da burada anlatamam. Bu kulübede. Olacak Elvan Hanım. Senden de elbet bir şey olacak. Ama o suratını asmayacaksın. Hep gülümseyeceksin. Haydi. Gımıldan gımıldan gımıldanıver. Ah şöyle nasıl. Babam nerede benim? Evin her tarafına baktım, yoktu. Gecenin yanına da baktım, orada da yoktu. Telefonlarıma da cevap vermiyor. Nerede benim babam? Ay benim kuzula kuzusu meleğim benim. Gel sen bakayım şöyle hop oturuver. Nerede olacakmış senin baba? Ya marinaya çalışmaya gitmişsin ya da kulübede... Kulübede uyuyakalmıştı. Gerçekten uyuyan mı kalmıştır? Uyuyakalmıştı tabii ya. Ben senin babanı bu avucumun içi gibi bilirim kaç zamandı. Bak şimdi. Baban normalde Efe dedesi gibi kuşluk vakti dedim mi uyanı. Ama kaç zamandır gözünden yaşlar akıp durdu biliyor. Acık kaçmak istemişti, uzaklaşmak istemişti. Bırakam uyusun. Olur mu meleğim? Uyusun uyusun, dinlensin. Çok üzüldü benim baba. Hiç canı yanmasın. Peki. İyi madem. Sen nasılsın meleğim? İyiyim. Neden kötü olayım ki? Ay, ama ben senin o koca yüreğine kurban olurum ya. Ama bak Elma, sen çok üzgünsün. Kaç gündür böyle yüzün asık. Meleğim, bizim seni ayakta tutmamız lazım ama sen bizi ayakta tutuyorsun.
Şu küçük omuzlarına hayatın yükünü yükleme be gülüm. Ne derdin varsa gel, Elvan yengeni anlat. Olur mu? Yok, ben iyiyim. Vallahi billahi iyiyim. Melek, ben senin o tatlı dillerine, küçük ellerine, ballı göbeğine kurban olayım mı olmayayım mı? Sevgili de eşek seni. Gel bakayım. Ah, kuzum benim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin efendim. Hoş bulduk Gavruk. Ne var ne yok evde? İyi. İşte uyanınca seni yanında görmeyince senin kız azıcık telaşlandı. Sabah beri seni sorup duru. Biz de kulübede uyuyakalmıştır diye öyle yalan konuşuverdik. Ama yalan da değil sanki. Gözüne uyku girmiş çok şükür. Uyuduğuma pişman etmese ben de çok şükür diyecektim ama. Bir derdin ne diye sordum. Oh, bir araba laf işittim. Ters terse kafası da bir gidip geliyor. Ne yaptığını anlamadım ki. Ağzında bıçak açmıyor. Hey, sen de var mı üstüne? Bırak kendi haline. Ya Gavruk, ben çok meraklısı değilim. Allah korusun. Canına kıymasın, bir şey olmasın diye o kadar uğraştım. Harada ne yapacağı belli değil ha. Ben ne diyorum lan? Ben ne diyorum ha? Sağ mı artistik ediyorum ben şimdi? Hadi ona laf çarpıyorum da benim de ne yaptığım belli değil ki. Kendime de çok kızıyorum Gavruk ya. Efendim sen neden celallendin ya? Sen yanlış bir şey etmedin ki. Ben kafayı yedim ha. Ben kafayı yedim ha. Ben şimdi birden o kadın niye sahiplendim ki? Belki bir sahibi var. Belki de içinde bir sevda yarası. Lan resmen kadına musallat oldum ha. Lan yakıştı mı lan bana ha? Yakıştı mı efoğlum ha? Sen o kadına musallat olmadın. Tutundun. Eğer birini tutma seni düşecektin. Güzel Allah'ım da karşına sen gibi yaralı birini çıkardı. Sen kadın evli diyorum, sen hala kötü bir şey etmedin diyorsun. Yanında uyuyakalmışım. Evli değil. Bekar. Sen nereden biliyorsun? Dedim ya sana bu... Sahil güvenlikten bunun valizlerini alırken belgelerini gördüm diye. O da yazıyordu işte. Bekar. Başka ne yazıyordu? İşte eşi, adres neyin öyle şeyler de çok da baktırtmadılar zaten. Allah Allah. Niye o zaman yüzük takıyordu ki? Efendim, şimdi bu kadın çok güzel ya. Herhalde bunu musallat olmasınlar diye taktıysa ve sen doğru diyorsun. Biz bunun peşini bırakmayalım. Bunun da aklı da pek yerinde değil dediğin gibi. Ben bunu uzaktan izlerim. Bir şeyin de ihtiyacı olursa ben hallederim. O iş beni de merak etme. Melek Efe, erkenden uyanmışsın. Gel buraya. Hoppa. Ben uyandım da sen kuşluk vaktini kaçırdın. Mua. Ne oldu? Uyuya mı kaldın? Uyuyakalmışım. Nerede? Benim kulübemde mi? Senin kulübende. Baba, biliyor musun? Ben rüyamda kulübemi gördüm. Öyle mi? Hı. Çok özledim ya, kesin o yüzden. Baba, hani gidecektik kulübeme? Bugün gidelim mi? Babam, artık kulübene gidebiliriz. Ama şimdi değil. Kulübende misafir bir abla var. Benim kulübemde mi kalıyor? Evet babam, senin kulübende kalıyor. Çünkü o misafir abla biraz zor şeyler yaşamış. Üzücü şeyler yaşamış. Ya baba, ama orası benim kulübemdi. Sen ve Kavruk dışına da kimse gelmeyecekti. Bana sormadın.
Ya kulübemizde başkasının kaldığını görürlerse? Görürlerse? Babam görürlerse onlara deriz ki o misafir abla biraz zor durumdaymış. Üzücü şeyler yaşamış. Yalnız kalmış. Biz de ona yardım etmek istedik. Kulübede kalsın dedik deriz. Çok mu üzülmüş? Neye üzülmüş ki? Evet babam, üzülmüş. Yani ben sordum, derdi ne diye acaba, ama anlatmak istemedi. Baba, madem benim kulübemde kalıyor, o zaman ben de o ablayı göreyim. Hem belki derdini bana anlatır. Hem herkes çocukları çok sever. Tabii ya. Herkes çocukları çok sever. Ama senin gibisini daha çok sever. O zaman gidiyor muyuz? Oh. Oh. İnsan taş o sıcakla, sancağın hepsini, her şeyi içine atıp durdu. Bir ağla, bir kız, bir isyan et değil mi? Em yok. Güçlü olacağız dedi durdu. Meğer bizi ayakta tutmaya çalışırken kendi kaybolmuş. İlkten duyduğumda bir kadına yardım ediyor diye bırak dedim. Elleme iyi gelin. Ona iyi etmeye çalışırken kendini iyi hisseder. Em hata ettim ya. Sen de hemen kötüye yorma ahiretlik. Belki derdine deva olacak biridir. Çivi çiviyi söker derler. Benim oğlumun meslek bu değil ki ahiretlik. Değil. Bilmiyorum. 9 sene bekledin Nari'yi. Bir günden bir güne bir başkasına baktı mı? Şimdi onca acı sanki 2 gün evvel yaşanmamış gibi. Başka bir kadının yanında. Aklını kesiyor mu ahiretlik bunu? Senin tanıdığın sancar bu mu? Doğru diyorsun. Sancarlık değil bunlar. Yani normal bir vakitte olsa kasa etme, sancağı yaş tahtaya basmaz derdim emme. Şimdi içi yanıyor bizim oğlanın. Aklı başında değil. Haklısın. Sıkı tutmak lazım ardını. Tutamıyor işte, tutamıyor. Yahya gitti, o sinsiyi buldu. Sancağı tanımadı. Soyun sapını bilmediğim bir kadının yanında. Hangi birini tutacağımı şaşırdım ben. Hangi birini tutacağımı şaşırdım. Hadi o Dudu tanıyor mu biliyor. Bunu bir şekilde idare ederim. Emre bu kadın kimin nesi kimin fesi bilmiyoruz ki. Ah ahiretlik ah. Sen ana yüreğinin yolundan git. İnsana evlat sevgisi her bir şeyi ayan beyan ediyor. Bak Allah biliyor içimi, senden de gizlemeyeceğim. Gedizimi toprağa verdiğim günden beri kendi kendimle kalkam. Keşke diyorum o nareden uzak tutsaydım. Göz göre göre. Etme. Göz göre göre gitti ellerimden. Dağ gibi oğlum gitti. Hadi gel. Gel gidelim burada. Hadi. Korkma benim güzel bebeğim. Annen her şeyi yoluna koyacak. Kimsenin düzenimizi, huzurumuzu bozmasına izin vermeyecek, tamam mı? Merak etme. Aa, hayırdır abla? Sen buralara uğrar mıydın?
Hoş bulduk Dudu. Aysa Hanım mı gönderdi seni? Bana bak, söyle ona. Ben kendim geldim Dudu. Kimse yollamadı. Beni bak. Ne işler çeviriyorsun sen? Ya ben ne yapmışım ya? Ha? Abi Allah aşkına ben ne yapıyormuşum ya? Bir şey mi dedi Aysa Hanım? Bak, ne işler karıştırıyorum ben bilmiyorum. Emme Halise anam fena halde huylanmış senden Dudu. Hiç güvenmiyor. Arkandan ettiği lafları bir bilsen. Aa, ablacığım beni mi düşünür oldun yoksa? Bir kardeşin oldu mu aklına geldi? Ben seni ne düşünem? Bakıyorum da her şeyin tıkırındı maşallah. Emme Dudu, sana gelen laf beni de geliyor. Aman Gülsü yanıma laf gelmesin ya. Yani Dudu ölse de geberse de önemli değil. Beni lafa boğma Dudu. Kulağını aç da iyi dinle. Al. Şimdi ablalık ediyorum işte. İyi düşün. Sen ne atlığa karıştırdın da Halise anam senin arkandan böyle laflar söylüyor. Bak. Eğer bir iş karıştırdıysan benim tanıdığım Halise Efe bunu senin yanına gomaz. Hiçbir şey yapmadım. Tamam mı? Hiçbir şey yapmadım. Yahya ile birbirimizi sevdik. Şimdi de bir çocuğumuz olacak. Hepsi bu. Ya Halise Hanım bunu anlamak istemiyorsa ben ne yapabilirim? Hem bu kadın yıllardır erkek torunu istemiyor muydu? Al işte oldu şimdi. Neyin derdinde yani? Gurur duyup sevineceğine. Neyin peşinde hala anlamıyorum ki. Ben de onu anlamıyorum ya. Hem Halise Hanım'a daha çok güvenirim. Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. Anlayalım o zaman. Hadi kalk konağa gidiyoruz. Hadi. Bazı iyiliklerin teşekkürü yoktur. Ne desen eksik kalır. Senin benim için yaptıkların da öyle. Teşekkür ederim Sancar. Ben anlatamam. Anlıyor musun? Senin kulüben. Burası aynı masallardaki gibi olmuş. Çok, çok güzel olmuş. Çok değişmiş. Sen mi yaptın?
Yavrukla beraber yaptık. Benim için mi? Ya senin için tabii ya. Ben senin için var ya, neler yapmam. Sen benim ömrümsün. O da görse severdi. İçeride. Tanıştırayım seni, gel. Adı ne? Mavi. Mavi mi? Ama deniz gökyüzü gibi mi mavi? Aynen, onun gibi mavi. Hadi gel bakalım. Müsait misin? Biz geldik. Sana küçük bir arkadaş getirdim. Ama burada kimse yok. Allah Allah. Arabası yok. Nasıl gitti acaba? Bebek evimde mi var? Var tabii ya, olmaz mı? Beğendin mi? Çok güzel, çok beğendim. Babam, ben şu yola bakayım mı bir, ha? Arabası yok ya, nasıl gitti acaba? Valizini de toplamış. Ya, abla hasta ya, ona bir yardım etmek lazım. Tamam baba, beni merak etme sen. Ben buradayım. Sen git Mavi'yi bul. Tamam, hemen geleceğim baba. Senin annenin adım. Nare. Kızma bana, küsme sakın. Ben biliyorum, sen bazen yetişkinlerde hata yapar. Biliyorum geç geldim. Ama ben de babanla yıllar sonra tanıştım, biliyor musun? Ama birbirimizi hala çok seviyoruz. Güzel bebeğim, canım bebeğim. Seninle de çok yakın olacağız, söz. Nereye gittin Mavi? Hı? Nereye gittin acaba? Arkadaşın gitti galiba. Sana bak, teşekkür yazmış. Bazı iyiliklerin teşekkürü yoktur. Ne desen eksik kalır. Senin benim için yaptıkların da öyle. Teşekkür ederim Sancar. Ben anlatamam. Anlıyor musun? Arkadaşın gitti diye mi üzüldün baba? Benim geleceğimi bilmiyor muydu? Nerede olduğunu bilmiyor musun? Bak. Sana da bunu bırakmış baba. Baba. Hani kim giderse gitsin üzülmeyecektik. Hani biz birbirimize yeterdik.
Ben sen yanımda olunca hiç üzülmüyorum ama sen üzülüyorsun. Demek ki artık ben sana yetmiyorum. Ama nasıl söz, olur mu öyle şey? Sen benim dünyamsın. Sen benim yanımda ol var ya. Hiçbir şey benim umurumda olmaz. Gel buraya. Gel. Olur mu öyle? Abla burada. Sen de orada yattın değil mi? Uyuduk yandık işte babam. Allah yolunu açık etsin ya. Ben sana bir çay demleyeyim babam ha? Güzel bir tost yapayım. Peynirli, domatesli. İster misin? Keşke ilk önce ben buraya gelseydim. İlk çayı da ben içseydim. Bak kirlenmiş bile. Haklısın babam. Benim de hayalim oydu. Ama işte o abla... Mavi. Mavi. Ya, arabası yolda kalmış, çamura batmış. Çok ıslanmış, buraya sığınmış. Ben zaten geldiğimde içerideydim. O zaman biz Karbuk'la daha büyük bir kilit yapacağız. Buraya iyilik kulübesi yapalım mı? Ha? Burası Melek, Sancar ve Karbuk kulübesi olsun. Tamam. Mesaj alındı. Bizim kız. Tamam. Baba. Ha babam. Kuyudan su getirir misin? Bak torunun susamış. Torunun bu mu? Hı hı. Ya torunum susamış, ben o torunuma su getirmez miyim ya? O torunumun ben canını yerim ya. Ver bakayım. Allah, ben bunu nasıl taşıyacağım ya? Torunum sana su getiriyor ha, bekle. Bekle bekle, geliyorum. Neredesin? Hayırdır efendim, bir durum mu vardı? Melek'le kulübeye geldik de Mavi gitmiş. Ben de seni arayacak mıyım de. Bu Mavi bizim İlyas'ın atölyesinde. Teknenin durumuna baktırıyorum. Ama ben... Takipteyim. Dediğim gibi hoş bende yani, sen merak etme. Lan ben sana takip mi et dedim. Ne düştün peşine? Yok. Demedin, hatta gerek de yok dedin ama... Gözlerin tersini diyor gibi olunca ben ne olur ne olmaz diye bir takibe alayım dedim. Efendim ben kötü mü ettim? Madem beni benden iyi biliyorsun. Nasıl biliyorsun öyle yap Kavruk? Baba gelmiyor musun? Haydi haydi, kapattım haydi. Hey. Geldim babam, geldim. Allah ha. Beni bakmadım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, gelip hepsini anlatacaksın bana. O kızın hakkında da duyduğum her şeyi gelip bana anlatacaksın. Bir şeyler duydum aslında. Geçen gece fırtına olmuştu ya. Evet. Bu fırtına denize açılmış bu kız. Sancar efendim çok meraklanmış. Aramış da aramış, sonunda kuytu bir yerde bulup kurtarmış. Ondan dolayı yanında kalmış. Allah'ım, korktuğum başıma mı geliyor ya Rabbi? Şimdi sen beni oylanmadan konağa bırak, sonunda hemen kızın peşine düş. Sakın gözün üstünden ayırma. Onu da kendini sakın gösterme. Hadi. Lan arkadaş, ben mi dedim sana fırtınada denize açıl diye? Allah Allah.
Hayırdır İlyas? Ne söylenip durmuyor yüksek perdeden? Şu turist kadın var ya kazayeden öğrende. O geldi. Teknenin canını okumuş. 15 gün önce işim bitmez diyorum. Tutturmuş bana hemen yap diyor. Başkasına gitse bir ay önce etmezler. Ben gene 15 gün diyorum. Beni demediğini bırakmadı. Allah Allah. Bu sene dedim mi ne acelesi varmış bu kadının? Demedi ama canını pazarda bulmuş yalım. Olduğu kadar yap diyor. Her şey dört dörtlük olması şart değilmiş diyor. Dedim hanımefendi deniz bu şaka olmaz. Tekne bu. Olduğu kadar yap denir mi? Doğru diyorsun İlyas hayırlı işle. Bu yahu ne geldin ne gidiyorsun? Bir çay içeydin. Sağ ol kızım, ellerini sağlık. Afiyet olsun kayınalangili. Hani sana? Şey ben sana... Selamlar herkese. Ben sana kapıda bekle demedim mi? Aa, niye kapıda bekleyecekmiş miyavlu yabancı gibi? Ben de bu evin kızı sayılırım değil mi? Hoş geldin Dudu. Hoş bulduk Zehracığım. Haysi anneciğim nasılsınız? Yani siz dün öyle apar topar gidince ya benim de içime dert oldu tabii. Ya size torununuzun resmini gösterememiştim. Ablam da bugün gelince ben de onunla birlikte gelip size göstereyim istedim. Hayırlı olsun Dudu. Allah analı babalı büyütsün. Amin Zehracığım, teşekkür ederim. Abla. Abla. Vallahi ben gelme dedim ama ben dinlemedi. Ben ne edeceğim, nasıl baş edeceğim bilmiyorum. Beni hep rezil ediyor. Senin bir suçun günahı yok Gülsiye. Hiç yorma kendini, gözünü sevmem, eksiklenme. Onun da hakkı var. Elbet gelip gidecek bu gona. Sonuçta karnında Efe oğlu torunu taşıyor. Abla, gel ben seni bir kahve edeyim. Ha? Ya da bitki çayı iyi gelir, hadi. Yok Gülsüye, yok. Ben gideyim. Acık havale. Görüşürüz. Merhabalar. Hoş geldiniz, buyurun. Boş odanız var mı acaba? Kaç gün kalacaktınız? Bu gece. Bakıyorum. Rezervasyonlar var ama bir gecelik ayarlayabilirim. Güzel bir odam var yerinde olacak. İsterseniz onu ayarlayayım. Tamam, harika olur. Hemen ayarlıyorum. Ablacığım vallahi çay nefis olmuş. Ben bir tane de alabilir miyim rica etsem? Ya zahmet olmazsa. Ben doldururum.
Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Aslında ben de aynısını sizinle konuşmak için gelmiştim. Dün konuşmama müsaade etmeden apar topar çekip gittiniz. Sonra Yahya geldi, ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Asıl siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Test diye tutturdunuz. Ben diyeceğimi dedim. Gerisini sen bil. Hayır, ben şunu anlamadım. Siz tam olarak neden ve kimden şüpheleniyorsunuz? Benden mi? Yoksa Yahya'dan mı? Oğlumdan ne şüpheleneceğim ben? Benden şüphe etmenizi gerektiren şey ne? Ailemi tanıyorsunuz. Ablam yıllardır sizin yanınızda çalışıyor. Beni siz okuttunuz. Bir kusurumuz mu oldu da aklınız karıştı Aysa Hanım? Kızım, sen evli bir adamın koynunu girdin. Benim senden şüphe etmeye hakkım var. Hı hı. Yahya'nın benden en ufak bir şüphesi bile yok. Ben de kendimden sonuna kadar eminim. Eğer sizin de kesin bir kanıtınız yoksa lütfen artık engel olmaya çalışmayın. Rahat bırakın bizi ya. Yahya'nın yüzü yıllar sonra ilk defa gülüyor. Bir ailesi olacak, bir oğlu olacak. Lütfen rahat verin artık ya. Hayır, sonra oğlunuzla aranızın bozulmasını hiç istemem. Yahya oğlum, hemen konağa gel. Yok oğlum, korkma korkma. Ben iyiyim. Hem senden konuşacak lan var. Ah be öksüz elma. Koca Bodrum'da bir sen yalnızsın yalım. Bir senin elinden tutacak kimsen yok. Aman Nervan. Dramaya bağlama. Ne olacak? Sancar abi var. Meral var çok şükür. Allah'ın sana verdiği güzelliklerden yetinmeyi bileceksin. İsyan etmeyeceksin. Hoş. Dudağım da şimdiden salınıyor. Yarın bir gün nikah kıyıldığında ne olacak? Sen o zaman nasıl kalacaksın o konakta acaba Eyvah? He? Nasıl kalacaksın? Eski kocan tutup da getirmeyecek mi yeni güzel karısını, abisinin, anasının evine? Getirecek. Sen o zaman ne edeceksin? Ah salak Eyvah, ah salak Eyvah! Siz benimle mi eğleniyorsunuz? Sen deli misin? Ne diye kendi kendine vuruyorsun? Doğru diyorsun. Niye kendi kendime vuruyorum acaba ben? Hadi kaybol. Hadi bir cesaret Elvan. Merhaba. Buyur. Tanışıyoruz mu?
Yok, tanışmıyoruz. Tanışabiliriz. Bora ben. İyi. Öyle adın gibi birdenbire geliverdin. İyi şeyler birdenbire olur. Oğuz Atay. Okumuşsundur belki. Okudun mu? Okumadım. Benim öyle pek kitap dergi okumaya vaktim yok da. Sen benden ne istiyorsun? Yardımcı olmak. Dükkana bakıyorsun. Dükkan anahtarı bende. Hala bana bıraktı. He, kız onu başından deyiversen ya, benim de aklım karıştı. Seni şey zannettim ya. Ne zannettin? Şey işte benim. Ya asılıyorum. Asılıyorum sandım. Oha ama. Sen böyle pat pat mısındır? Kimselerin vakti yok durup da şöyle ince şeyleri anlamaya. Ne diyorsun be? Ben demiyorum, Gülten Akın. Onu da mı okumadın? Yok, onu da okumadım. Tövbe yarabbim. Kardeş, sen şu yazarları, şairleri aramızdan bir çekiversen. Buranın kirası ne? Bu, Ali Bey miydi? Ha? O kontratı ne zaman yaparmış? Sen onun akrabası mısın? Ne işleniyorsun burada? Beni onlara deyiver. Ya sen ne matrak kızsın ya. Tamam, sen bir bak dükkana. Beğenirsen ondan sonra Ali abiyle konuştururum ben seni. Gel. Ben Bora. Senin isim neydi? Elvan. Elvan. Elvan buyur. Elvan Hanım. Elvan Hanım buyurun. Melek Uyuyor, gel. Azotu da komşum. Ters bir durum mu var? Seni Mavi Hanım'dan haber getirdim. Bu gene canını tehlikeye atacak galiba. Bizim İlyas var ya, tekneyi hemen gecik hazır etmedi diye buna vermiş, veriştirmiş. Demiş olduğu kadar hemen demiş suya indir tekneyi. Neymiş ki bu acelesi, nereye gidecekmiş? İşte onu öğrenemedim ama sen ne dediysen ettim. İyi. Limanına, eski limana haber saldın mı? He, Mavi Hanım'ı tarif ettim. Dedim buna tekne, yelkeni, taka dedim verilmeyecek. Ya dedim çok sıkıştırırsa bize gelsin dedim. Hala arıyor mu tekne? Bir umudu kırıldı tabii tezelden çıkamayacağını öğrenince. Bizim Gülsünler'in pansiyon yok mu? Hora yerleşmiş. Ben de o hora yerleşince sana dedim hemen gelin bir haber edelim. Nasıl gözüküyordu? Üzgün. Hep üzgün zaten. Böyle gözler bir uzaklara dalık. Karukul, Melek uyanırsa onu konağa götür. Beni sorarsa da baban uyandırmaya kıyamam dersin, tamam mı? Ben geleceğim. Haydi. Hey. Hayırdır ana? Ne oldu? Ne konuşacaksın böyle gizli gizli? Gel. Geç otur annem böyle karşıma. Yahya'm. Ben seni bir şey diyeceğim emmi. Darılmak, gücenmek yok annem. Ben Dudu'dan test yaptırmasını istedim. Ubalık testi. Niye ana? Nereden icap etti bu? Önce Menekşe'nin yaptıkları, sonra Nari'nin Meleğe bırakıp çekip gitmesi derken benim insanlara güvenim kalmadı oğlum. Sen Dudu'nun bir yanlışını mı gördün? Biri mi seni doldurdu? Ne oldu? Yok be oğlum, öyle olsun. Ben senden böyle mi konuşurum? Niye şüphe ediyorsun öylesi çocuğun benden olmayacağına? Bilmiyorum ben. Sütten ağzım yan, yoğurt üfleyeyim diyorum işte. Ben biliyorum senin niye böyle hissettiğini. Senin de içine doğdu yalım. İlk doktor kusur Elvan'da dedi. Ama ben başka doktora daha gittim. Ne yaptın oğlum sen? Neden gittin başka doktora? Senin aklına düşen şüphe gibi benim de düştü. Gittim işte.
Elvan'a kusur sen de dediğinden onu götüremedim. Ama ben kendim de muayene oldum. Şey dedi doktor. Eşinizi görmediğinden onu bir şey diyemem dedi ama sizin çocuğunuzun olma ihtimali neredeyse imkansız dedi bana. İlk doktor nerede yanıldı, neyi eksik söyledi çok düşündüm. Ama Elvan'da da bir kusur var yalım. İlk doktor herhalde çekindi, onu dedi bana diyemedi bana diye düşündüm. Demek senin de içine doğdu. Ondan şüphe ettin çocuğun benden olmayacağını. Böyle midir, böyle midir? Hangi doktor yanıldı bilemeyiz emmi. Öğrenmenin bir yolu var çok şükür. Yaptırıverin bir test. İçimiz rahat etsin. Yok böyle şüpheyle yaşanmaz ömür boyu. İçini kemirip duru. Şuraya şöyle raflar yaptırırın gavruğa. Gavruk marangoz kişinden pek iyi anla. Otları da böyle şölemesine şölemesine koyarız. Eğer bir tane de masa olursa üstüne küçük küçük kitapçıklar koyarız Feride Efe'den. Feride Efe bizim halamız oldu. Ben ne öğrendiysem onlar öğrendi. Masa şifacı oldu aslında işte. Bence sen halledersin bu işi ya. Sende kumaş var. Emme raf falan şeyden sonra da yapılır. Tutulduktan sonra. Tabii tabii. Dediğim gibi sen bir kapora bırakırsın bana. Ben Ali abiye iletirim. Ondan sonra siz connecting. O Milas'ta. Hastası var onun. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Oraya gitti. Döndüğünde telefonu da versen bana. Siz verin telefonunuzu bana. Ben kaydederim, ararım. Hay hay. Tamam, ben vereyim olmadı sana telefonumu. Heh. Al sen kartımı. Benim eski kartım ama orada telefonum var. Oradan ararsın. Director of Human Resources. Doktor falan mısınız? Yok ya. Ben insan kaynakları müdürüyüm. Yani müdürüydüm eski hayatımda. Şimdi baristayım. Vallahi o ne diye soracaksın şimdi mi? Bana güleceksin yani. Bundan Türkçe adı çuvala mı giydi yoksa sen mi bilmiyorsun? Haklısın ya. Kurumsal hayat deformasyonu bizimki. Yani barista kahve yapan demek. Ben de şu hemen ileride sağda küçük bir kahve dükkanı açtım yeni. Orada kahve yapıyorum. Yani eskiden çeşit çeşit insanla uğraşıyordum. Şimdi çeşit çeşit kahve yapıyorum. Daha iyi. O zaman kendi rakibini kendin yarattın Baristan Bey. Ben senin o müşterilerin hepsini şifalı çaylarımla kaparım. Bilgin olsun. Olsun ya. Senin canın sağ olsun. Ne demek? Ben şu yaptığınız sohbeti kar bilirim yanıma. İyi madem. Ben şey edeyim, burayı... Tamam. Siz şöyle buyurun, Ali Bey'e şey edersiniz. Okey. Yani tamam anlamında okey. Tamam, tamam. Şimdi oldu. O zaman belki hayırlı olsun der miyiz Baristan Bey? Deriz, deriz. Deriz tabii Şifacı Hanım. Niye demeyelim? İyi günler Baristan Bey. İyi günler, iyi günler Şifacı Hanım. İnşallah. Ne alem kızım benim. Gerçekten dert etmeyin. Ben teşekkür ederim. Aman hanımlar. Şöyle ıslak mendil vereyim ben size. Buyurun. Çok teşekkürler. Ben de. Silen mi? Silen mi? Problem değil gerçekten hallederim ben.
Ay bunu bir guruya falan göndereydik. Bak burada Halide ablalarım var bir tane guru temizlemeci. Bak. İyidir yani zarar gelmez. Bak. Bakın. Halloldu. Tamam mı? İşte bu kadar. Çok özür dilerim ya. Keşke öyle etmeyeydiniz. Ben ne diyeceğimi vallahi billahi bilemiyorum. Kusura kalmayın. Gerçekten hiç önemli değil. Halloldu. Aa evet evet. Merhaba bu arada. Hatırladınız mı benim? Bora ben. Bora Alpman. Amsterdam'dan, kongreden. Sanırım 2 sene önce falandı. Yönetimde verimlilikle alakalı nefis bir sunum yapmıştınız bize. Hatırlamadım. İyi günler. İyi günler. Hatırlamadınız mı? Nasıl hatırlamadı? Beraber yemek de yedik. Yani şirketler bir arada yemek de yedik. Tabii. Karıştırmışımdır belki. O değildir. Yok canım karıştırmam ben. Mavi. Adı da Mavi tabii. Mavi Hanım. Aa çok tuhaf. İnsan beraber yemek yediği insanı unutur mu ya? Unutmaması lazım normalde. Kılık kıyafeti falan tarzı değişmiş biraz aslında. Neyse tamam. Siz Ali Bey'e kaporayı verirsiniz. Unutmazsınız. İyi günler. İyi günler. Kızanlar. Geçen fırtınada sürüklenen koyun teknesini duymuşsunuzdur. İstanbullu bir hanım. Mavi. Ölümden döndü. Biliyoruz efendim. Biliyoruz efendim. Senin kurtardığın bayan değil mi? Aynen. Mavi abi. İçinizden birinin yanına gelirse benim haberim olacak. Tekne mekne vermeyeceğiniz. Benden habersiz deniz açılmasına müsaade etmeyeceğiniz. Bakın hayat memat meselesi ha. Mavi Hanım'ın başına bir şey gelirse sizi mesut tutarım. Anlaştık mı? Anlaştık. Sağ olun. Hadi şimdi işinize başın. Hadi. Sen ablayı gördün mü? Güzel miydi? He, gördüm gördüm. Nasıl güzel var ya, görsen böyle peri kızı gibi de değil yani. Tam öyle peri kızı gibi de değil de öyle sen gibi güzel değil yani. Sen gibi güzel. Babam çok üzgün demişti. Neye üzüldü acaba? Vallahi ben orasını bilemiyorum ama doğru söylemiş baban. Saktan da çok üzgündü. Sen belki bir gün görürsen sen soru verirsin. O da anlatıverir sana neden üzgün olduğunu. Sorarım, sorarım tabii. Hem üzgünler üzgünleri anlar değil mi Kavruk? Gel bakayım sen gel. Neredesiniz siz kaçaklar? Zehra biliyor musun? Biz kulübeye gittik. Kulübede bir tane. Bir tane değil ya bir sürü. Oyuncaklar vardı. Biz oyuncaklar aldık. Sen görmedin tabii görsen var ya. Ne güzel oyuncaklar aldık biz ona. Anlat kulübedeki oyuncakları anlat. Anlat bakalım ablacığım neler varmış kulübede? Bir tane kocaman bir ayı vardı. Onun yanında bir tane panda. Onun yanında da bir tane pil vardı. Sonra... Evet beyler, beni buraya neden çağırdınız? Bir an önce anlatırsanız kestirmeden. Çok işim var çünkü. Şimdi Müge Hanım, iş hayatında ahbaplık çok önemli bir şey. Siz de eksik olmayın. Vaktiyle babamın rahatsızlığıyla ilgili bana çok yardımcı oldunuz. Bu zor zamanlarınızda ben de hem Refika Hanım'a hem size destek olmak isterim yani şahsen. Tabii kimse kendisinin yerini tutamaz. Ama merak etmene hiç gerek yok kahramancığım. Müge Hanım da annesi de himayemdeler. Güvendeler. Şimdi anneme de bana da aciz muamelesi yapmanıza gerek yok. Biz öyle başımızda bir erkek olsun ama sinek kadar olsun meşrebinden insanlar değiliz. Kendi başımızın çaresine bakabiliriz. Evet. Siz konuya giremeyeceksiniz herhalde. O zaman ben bir giriş yapayım. Herhalde meselemiz Gediz'in hisseleri. Yanlış mı düşünüyorum? Fevkalade doğru düşündün Mükeciğim. Evet kararın nedir? Yetkini kime devrediyorsun? Sanıyorum bu konuda rahmetlinin kayınpederi olarak en güçlü aday benim. Hı? Sen mi? Asla. Sen bizim hayatımızda olmasaydın belki Gediz de Nare de bizim yanımızda olacaktı. Ben sana değil hisseleri, günahımı bile vermem. Pekala. İnsan dediğin zamanla fikir değiştirebilen bir canlı. Eminim sen de yakında beni tanıdıkça kararını değiştireceksin. O halde anlaştık diyelim mi ya?
Benim kardeşimin daha 40'ı çıkmadı. Hepiniz para pul hisse derdine düştünüz. Sancar hariç. Bu telefona bakmak zorundayım ben. Alo. Ne oluyor? Sakin. Beraber bir yemek yiyebilir miyiz diyecektim. Kayıplarımızı iade ederiz. Ben kızımı, sen kardeşini iade edersin. Melek'le ilgili konuşmak bana çok iyi geldi mesela. Kendimi torunumla çok daha yakın hissettim. Yalnız ben sana değil, Melek'e yardımcı olmaya çalıştım. Sonuçta o hepimize Nare'nin emaneti. Üzüyorsun beni. Öfkeyle geliyorsun bana. Yapma. Ya da şöyle yapalım. Sen de bana içini dök. Ha? Kedi gibi yaranı kendin iyileştirmeye kalkma. İçini dök, rahatla. Öfkeni benden çıkar. Yeter ki kendini iyi hisset. Sana hisselerimi vermeyeceğim. Ben kahraman mıyım? Aşk olsun Müge, zekama hakaret ediyorsun. O hisseleri çoktan Sancar'a devretmiş bile olabilirsin. Umurumda bile değil. Benim yeterince şirketimde, gücümde var zaten. Hisseler umurumda bile değil. Ben buraya senin için geldim. Müsaade eder misin? Afiyet olsun Sancar efendim. Sağ ol Oğuz'um, gel beraber olsun. Dükkan açmam lazım, borcum olsun. Eyvallah, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. KOS'a geçmek istiyorum, götürür müsün? Vizeniz var mı? Yok, kapıdan alacağım. O yazlar oluyor ablacığım, bu mevsimde zor. Ama istersen acentalar var. Bırakın oraya pasaportunuzu. Onlar sizin yerinize başvuru yapsınlar. Ama 24 saat kapıda kalır pasaportunuz. Tamam, öyle yapalım. Götürüyor musunuz ama? Götürürdük, götürürdük tabii de. Bu hafta zor. Başka işlerimiz var. Maşallah. Hepiniz ne kadar yoğunsunuz böyle? Aztek'le çıkar denize bu havada. Onlar da haliyle meşgul. Anladım. Tamam, ben sonra yine uğrarım. Sağ ol, kolay gelsin. Size de rast gelsin. Aa, ne haber ya? Sen mi engel oluyorsun gitmeme? Pardon, anlamadım. Möyne senin ya. Sen mi söyledin herkese bu kadına tekne vermeyin diye? Ben niye öyle bir şey yapayım ya? Pardon ya. Kusura bakma. Bu aralar bir sürü şey üst üste geldi. Sinirlerim bozuk biraz. Aç mısın? Dilim. Bir şey yedin mi? Ha Tolga. Buyurun efendim. Bize iki tane çiğ börek, bir de yazdan kalma domates varsa böyle güzel bir menemen yaptır. Yoksa da bir peynir meyniz, bizim zeytinliğin zeytinyağına donat böyle güzel bir masa yap bize. Hemen efendim. Sağ ol, hadi. Ne yiyeceğime de karar verdin. Bizim burada ona insanlık derler ama. Teşekkür ederim. Senin bir sürü teknen vardır. Ne yapacaksın, hayırdır? Maliyeci misin sen? Sen götürür müsün beni KOS'a? Götürmem. Niye? Parasını vereceğim, gideceğim işte. Çünkü fazla kapalı kutusun. Kimsin, necisin, hiçbirini bilmiyorsun. Sorduğumuza da bin tane laf işitiyorsun. Ne malum benim başımı belaya sokmayacağın, ha? Ben güvenmeyeceğim işe girmem.
O yüzden bu yaşa kadar geldim. Ne oldu ya? Sevmedin mi buraları? Ne bu acelen ha? Yemekler geliyor. Oo! Açı abla yine döktürmüş ha. Maşallah. Ver ver ver. Çiğ börek. Bak. Ha. Bak bu bizim zeytinimiz zeytini. Hiçbir yerde bulamazsın. Bunu da bulamazsın hiçbir yerde. Ha bize iki de çay getir. Biri de emin olsun. Hanımefendi de açık tek şekerli içiyor. Hemen efendim. Sana burada neden ef ediyorlar? Buraların efesi misin sen? Ben değil. Rahmetli dedem efeydi. Onun yanında bizim ismimizin geçmemesi lazım ama... Rahmetli dedem Kurtuluş Savaşı'nda falan savaşmış. Destanları falan vardır efe dedem. Ne güzel. İnsanın soy ağacını bilmesi güzel. Maşallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol Bey, dostum eten. Eyvallah. Sancar, ben sana dedim ya hani ben aylardır uyuyamıyordum diye. Bir sürü ilaç denedim, bir sürü yöntem. Hiçbiri işe yaramadı. Ama dün gece öyle... Uyudum. Teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım ki. Sana bir şey diyeyim mi? Seni anlıyorum. Çünkü ben de aynı durumdayım. Ben de uyku nedir unutmuştum. O zaman bir teşekkür de ben edeyim sana. Sen niye uyuyamıyordun? Meraklı insanlardan ben de hiç hoşlanmam. Haydi sen afiyet olsun. Ben açtım. Neredeydin sen? Bütün gün yoktun ortalığa. Ben? He. Çarşıya indiydim. Dükkan falan bakındım. E kızım hiçbir şey almadan mı geldin ya? Yok ana, ben boş dükkan baktım. Kendim için. Bir şifacı açayım diyorum da aktar yani. Ben de. O nereden çıktı kızım şimdi? İhtiyaç mı vardı kendini açacaksın çarşılara? Yok ana, ihtiyaçtan değil de... Feride Efendi'nin öğrettiklerinden herkesle nasiplensin istedim. Bir de elim ekmek tutardım. Kolumda bir de öylesinden altın bilezik olurdum. Fena mı? Sübhanallah. Lüzum yok oto oturduğun yere. Elen telen işler çıkar mı başımıza? Bence iyi yapmışsın abim. Sen dükkana karar ver, hemen gidip tutalım. Ne gerekiyorsa yaparız. Ben senin arkandayım. Bence de çok iyi yapmışsın hayvan. Bir dahakine bana da haber ver, beraber gidip bakalım dükkana. Tamam. Kız kafamda o kadar...
ben karıştık ya, alışık değilim ya. Kadının birine çarpı verdim. Elinde de kahve, üstü başı mahvoldu ya. Ama kadının hali hal değildi. Böyle kaybolmuş gibiydin. Hiçbir şey demeden çekti gitti, yardım edeyim mi dedim, etme dedi. Buraların yabancısı bence o. Hiç görmedim daha önce. Gözleri yeşil miydi? Vallahi yeşildi abi, sen nereden bildin? Öyle de güzel bir kadın ki Rabbim özene bözene yaratmış, su gibi. Tanıyor mu? Tamam gel. Yok ama kadının bir derdi vardı belli. Kestirip atar gibi hiçbir şey demeden kaçtı gitti. O güzel gözlerinin de feri soğumuştu. Allah yardımcısı olsun. Amin. 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 Sen kahve içmiyor musun? Mamatik yasak Yahya. Oğlumuz için zararlı. Doğru diyorsun. Can taşımadığından babalığa analığa kadar hassas olmuyor yalım. Ama sen çok iyi bir baba olacaksın biliyorum. Öyle mi diyorsun? Yani ben kötü baba nasıl olur biliyorum Yahya. Sana babamı daha önce anlatmıştım. Ya onun yüzünden bütün erkeklerin bencil, acımasız, umursamaz olduğunu düşünürdüm hep. Yani seni tanıyana kadar. Seni tanıyana kadar diyorsun ama ben de seni az üzmedim. Ama sen bencilliğinden üzmedin biliyorum. Ya kimse bizim birlikte olmamızı istemedi ki. Annen, abin, bütün çevren. Herkes karşı çıktı bu ilişkiye. Yani sen de başta biraz sendeledin. Ama sonra kaya gibi sağlam durdun. Sevgimize sahip çıktın. Mutluluğumuz için Sancar Efe'ye bile karşı çıktın. Bana daha önce kimse böyle sahip çıkmadı Yahya. Kimseye böyle güvenmedim. O yüzden senden bir isteğim var. Oğlumuzun da arkasında böyle güçlüdür. Ona da aynı böyle şefkatle yaklaş. Benim babam seninki kadar bencil değildi ama çok da şefkatli sayılmazdı rahmetli. Ya eskiler biraz böyle, böyle görmüşler. Beni sevdiğini, kafamı bir kere okşadığını bilmem. Belki biraz daha zaman geçirseydik, biraz daha anımız olabilirdi. Hem vadesi yetmedi rahmetlinin. Hem sana söz. Senin babandan da, kendi babamdan da daha iyi baba olacağım. Biz çok mutlu olacağız Yahya. Herkese, her şeye rağmen çok mutlu olacağız. Seni tanıyana kadar
bütün erkeklerin bencil olduğunu düşünürdüm dedin. Benden başka erkek arkadaşın falan da mı olmadı? Benden önce yani. Nereden çıktı şimdi Yahya bu? Niye böyle bir şey soruyorsun? Ya canım olabilir sonuçta. Benden önce. Yani varsa bileyim. Anlat beni. Başkasından duyarsam incinirim. Seni ve ailemizi koruyamam. Senden başka kimse olmadı Yahya. Olmayacaktı. Sancar nerede? Yine o kadınla mı kalmış? Yok, Sancar Efe kulübede yalnız. Kadın nerede? Onu bilmiyorum ama gitmiş galiba. Beni bak Nedim Efendi. Kadın gittisi gittiğini, kaldısı kaldığını öğrenmemiz lazım. Emin olan. Hadi. Hepimiz aynı yağmurun altında farklı şekillerde ıslandık. Birbirimizi göremeyecek kadar yaralanmıştık. Thank you.
Ya ben diyorum ki şu testi yaptırıveren misin? Nasıl yani? Niye? Ya düşündüm de hem anamı üzmeye hem de kimsenin aklında şüphe kalmasına ne gerek var? Hem kalbi var kadının. Yaptıralım, kurtulalım gitsin be. Senin benden bir şüphen mi var Yahya? Olur mu öyle şey güzelim? Ben sana güvenmesem yaptırır mıyım o testi? Hem de kimselerin seninle alakalı artık tek bir laf etmesine bile tahammülüm kalmadı. Herkesler görsün. Korkacak bir şeyimiz yok ya. Ha? Tamam. İyi o zaman ben şimdi konağa gideyim. Sonra gelirim seni alırım oradan doktora gideriz olur mu? İyi tamam. Hadi gülüm. Görüşürüz. Şimdi sıra gelirim gerekirse. Allah! Tamam hastaneye bir avansa. Elvan. Hadi yavrum. Tamam hadi kızım. Tamam. Elvan, Elvan. Tamam buradayım, buradayım. Merhaba. Aa, merhaba. Hayırdır? Ben acilen bir tekne kiralamak istiyorum. Ha birini pert ettim yetmedi diyor. Siz burada böyle herkesle hemen samimi mi oluyorsunuz? Burada normal mi bu? Yok, sıcakkanlıyız diyelim. Benim acilen buralardan gitmem lazım. Öyle sizinle fazla kaynaşacak vaktim yok. Kusura bakmayın. Tamam kızma ya. Hallederiz, geç otur. Otur. Yani hallederiz tabii de. Ama bu sefer kaptansız olmaz. Çünkü biliyorsun şimdi sana sahte gemici belgesini ben ayarladığım için... Yani ortada bir kaptanlık yok. Tamam. Kaptan olsun. Bir de merak ettiğim bir şey var. Şimdi sen... Sancar dururken niye gelip benden yardım istiyorsun? Hayır, adam senin hayatını kurtardı. Değil mi? Ben kimseden yardım istemiyorum. Bedelini verip tekne kiralamak istiyorum. O kadar. Ha sen bayağı kızmışsın Sancar'a. Anladım. Sancar has efedir, has. Erdir, erkektir. Başkasıyla olduğunu anlayınca nasıl kesti cezasını düğün gecesi? Sen kalk, koskoca Sancar'ı kandırmaya çalış. Yemedi. Saçından sürükleye sürükleye kapı dışarı etti efem. Tamam. Babam Alzheimer'da benim. Geçmiş olsun. Eyvallah. 9 sene oldu o hikaye. Nare mi kaldı? Terk etti gitti kız zaten, tamam. Ha işte, alacağım uş. Az bile yaptı Sancar. Bir de numaradan kendini öldürmeye kalkıyor. Aynı Sancar'dan mı bahsediyor? Sen Nare'yi duymadın mı? Nasıl alacak kuş destanını bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Burada herkes bilir de. Ben burada değilim. Eyvallah. Dudu'yla konuştum. Yaptıracağız testi. Kabul etti yani test yaptırma Dudu. Neden etmesin? Onun kendinden bir şüphesi yok. İyi madem o zaman benim araştırdığım bir klinik vardı. Orada yaptırıverem. Olu olu. Sen neresi dersen orası olsun.
Neden biliyor musun? Çünkü artık benim içimde hiçbir şüphe yok. İçimde, şuramda hissediyorum. Dün gece rüyasını bile gördüm. Rabbim bana bir mucize verdi. Merhamet etti bana. Neden biliyor musun? Çünkü ben bu zamana kadar hiçbir şey olamadım. Ya ya deme öyle annem. Öyle hanım öyle. Ben sana abim gibi bir evlat olamadım. Abime de onun istediği gibi kardeşlik yapamadım. Bugüne kadar şirkette ne talimat verdiysen bir de abinize mi sorsak dediler hep. Yahya'yı kimse adam yerine koymadı. Yahya'dan hiçbir şey olmadı ama. Yahya baba olacak. İnanıyorum. Şuramda. Hem de öyle bir inanıyorum ki. Oğluma isim bile buldum. Mehmet koyacağım adını. Efe dedemizin adını oğlumla yaşatacağım. İnşallah oğlum. İnşallah. Efendim, ha şu pansiyon. Anne de bayağı ünlü olmuşsun. Herkes tekne arayan kadını konuşuyor. Her senden de çıkmıyormuşsun. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Ya sen niye uğraşıyorsun ki? O kadar adam içinde ne işin var? Eğer tekneni görmek istiyorsan ben tersaneye giden neymiş ne değilmiş sana söylerim. Kadın başına gitme oralara ya. Kadın başıma? Yani sıkıntı mı yani? Senin gibi adamlar yüzünden dünyada her gün kaç kadın ölüyor senin haberin var mı? Bir de gelmiş burada bana ders vermeye çalışıyorsun. Ne demek senin gibi adamlar yüzünden? O saçlarından sürüyerek kapı dışarı ettiğin kızdan bahsediyorum. Kız senin yüzünden intihar etmeye kalkmış. Destanını duymayacağım mı sandın Sancar Efe? Kim ne anlattı ki sana? Gider misin lütfen? Yalnız kalmak istiyorum. Nasıl ya o kadar laftan sonra nasıl gider misin? Evet git. Aynen öyle. Git. Bir daha da karşıma çıkma. Peki sen kim bırakıyorsun ha? Sen de birilerini terk ediyorsun. Belli ki canını yaktığın birileri var. O parmağındaki alyansın eşi kimde? Sen de adamın canını yakmıyor musun? Ona acı vermiyor musun? Senin yaptığın can yakmak değil. Bir kadını yok etmek. Nedim. Bu kadın gitmek istiyor dediydin değil mi? Evet ama tekne bulamıyor. Nasıl? Koskoca memlekette tekneye gram mı girdi? Sancar Efe kimse teknesini almasın demiş. Bütün kızanları haber salmış. Öyle mi? Ana, geliyorsun değil mi? Ben Dudu'yu almaya gidiyorum. Seni de alayım mı? Yok oğlum yok. Ben konaktan çıktım. Kendim gelirim.
Nedim beni Gülnur'a bırakı be. İşte bu kızın yaşadıkları reva mı? Sanki bebeği tek başına etti. Ay Necdet, yapma şunu şıkır şıkır ya. Ne dinledin kaldın sen burada? Tam bıraktın bizi. Haydi bas git, yürü. Gören de içeride senin karın doğuruyor sancak ya. Vallahi bir gün kısmetse o da olur Gülsiyem. Bana bak Necdet. Eğer bir daha bana Gülsiyem dersen bu hastanede göreceğin tek yer acil olur. Ne diyeyim? Ömrüm mü diyeyim? Bebem mi diyeyim? Ne diyeyim? Necdet, yok ben daha fazla dayanamayacağım. Yürü git. Alo. Kahraman Bey'le mi görüşüyorum? Ha, sen kimsin? Sen benim kim olduğumu boş ver Kahraman Boz. Asıl sen kimsin? O ne demek şimdi ya? Şu demek. Sen nasıl bir adamsın da seni başının tacı etmiş bir kadının arkasında şöyle dimdik duramadın. Adını bile aramadın. Aç mı tok mu bilemedin de ortalarda hava ata ata ben Kahraman Boz diye geziyorum. Aa. Bacım. Lafını bil de konuş. Benim canımı sıkma. Ne kadınından bahsediyorsun sen ya? Hem sen kimsin? Onu da bakalım önce. Elvan Efeoğlu. Lu. Konağından. Efeoğlu konağından Elvan. İçeride senin bebeni doğurmaya çalışan Ceylan'dan söz ediyor. Ne? Ne bebeği ya? Ben sana diyem Kahraman Boz. Evlat dediğin öyle herkeslere nasip olmuyor. Kocamanı Rabbim hikmetinden sual olunmaz, sana nasip etmiş. Sen de geç, ailenin başında dur, kızanına sahip çık. Yoksa kafanı çok taşlara vurursun, çok! Alo! Alo! Aslı'cığım, Emin Hoca'dan gelen danışanlara baktım. Süpervizyon için haftaya hazır olurum. Peki, ne zaman terapilere geri dönüyorsunuz? Senin ne işin var burada? Randevum var. Sizinle ön görüşme ayarladım. O sen miydin? Tabii. Siz sekreterinize gelenlerin isimlerini sormuyor musunuz? Yaz sürecindeyim ben. Hasta göremem. Tamam, ben de yaz sürecindeyim. Empati kurmanız kolay olur. Gerçekten çok fazla işim var. Hiç seninle uğraşacak vaktim yok. Sizden yardım isteyenlere böyle mi davranıyorsunuz psikolog hanım? Emin Hoca var. Çok iyi bir terapisttir. Cidden yardıma ihtiyacım varsa seni ona yönlendireceğim. Ama ben senden istiyorum. Güven. Etik değil. Lütfen. Bazı insanların sesinden ismini işitince efsunlu gibi geliyor insana. Şimdi sen adımı söyleyince öyle hissettim. Ya sen Müge? Lütfen gider misin? Lütfen. Tamam. Ama bir şartla. Bütün samimiyetimle ben senden başka hiç kimseyle konuşamıyorum. Lütfen hiç değilse bir çay içmeyi kabul et. Seninle konuşmaya çok ihtiyacım var.
Ne zaman? Arayacağım ben seni. Teşekkür ederim. Ne var Sancar? Sürekli arayıp duruyorsun. Önemli bir görüşmedeydim. Sen neredesin? Hastanede. Sen mi konuştun Mavi'yle? Mavi kim? Ha, tamam. Hayır Sancar. Yeni takıntına ben konuşmadım. Ağzın topla. Kadına kim ne dedi ki bu kadar kızın? Alo. Yüzüme kapattı nezaketsiz. Bazen sana çok özeniyorum valla. Yıllarca böyle bir evde oturacağını hayal ettin durdun. Sonunda da ne yaptın ne ettin oturdun başka şeye. Sırada ne var? Konak mı? Senin canım bir şey mi sıkıldı? Halise Hanım testiye tutturdu. Bebek Yahya'dan mı değil mi diye. Yuh ama ne hakkı var böyle bir şeye? Ya ben de gidip aşağı yukarı aynı şeyleri söyledim zaten. Ama ne yapmış, ne etmiş, arkamdan Yahya'yı ikna etmiş. Uf. Hayır şimdi yapmam desem, üstelesem biliyorum durmayacak. Yani yaptırana kadar uğraşacak. Kadın hakikaten Efe kadın desene. Aman canım, huyuna git ne olacak? E köprüyü geçene kadar biliyorsun işte. Hem çıkacak sonuç belli değil mi zaten? E bebek Yahya'dan sonuçta. Senin hayatında başka kimse olmadı ki. Değil mi? Keşke bu kadar içmeseydim ya. Olur mu öyle şey? Eski dostuz biz. Hem ben seni hiç unutmadım. Ben eve gitsem iyi olacak. Belki Yahya gelebilir. Senin eve gidecek halin yok. Yahya'nın geleceğiydi. Seni çok özledim Dudu. Senden başkasıyla evlendiğim için çok pişmanım. Keşke üniversiteden sonra Denizli'de kalsaydım. Keşke ben seni peşini hiç bırakmasaydım. Yahya'dan tabii Ela. Başka kimden olacak? Tamam canım bir şey demedim kızma hemen. Tebrik ederim Kahraman Bey. Allah analı babalı büyüdün. Şeytan! Başlatma şimdi anasından da babasından da. Abla hiç aramasın mıydın acaba? Nerede o? İçeride. Senin bebeni doğurmaya çalışıyor ya. Can çekişiyor. Kime sormuş da doğuruyormuş? Ben de. Hamile kadın ne edecek? Doğuracak tabii. O ne yapacağını bilir. Benden habersiz iş çevirdiği zaman bedelini de bilir. Ne bedeliymiş? Ne edeceksin kadına? Sana ne? He? Sana ne? Ya sende hiç mi vicdan yok ya? Ya bu kadın sana ne etti de sen bunu bağışlamıyorsun? İçeride senin bebeni doğurmaya çalışıyor diyorum. Hiç mi için yumuşamıyor? Sana ne? Emme niçin bağırıyorsunuz? Ah Ceylan bana bunu da yaptın ya. Ben de sana ne yapacağımı biliyorum. Nasıl olsa çıkmayacağım oradan. Elvan acildeyse ben seni sonra arayayım abim, ha? Durum acilden de öte abi, çok fena. Yetiş. Ne oldu, neredesin? Hastanedeyiz. Ceylan doğumda. Emme ben bir halt ettim, gittim kahramanı aradım. Vallahi billahi götü bir niyetim yoktu.
Tamam kızım ya, bir dur, tane tane anlat, tamam dur. Tamam geliyorum ben, geliyorum. Hiçbir şey yapamaz. Geliyorum ben. Dudu Hanım, buyurun bu taraftan, Kanal Caddesi'nden. Ben de geleyim mi? Yok yok, gerek yok. Annem, bak böylesi daha iyi. Ömür boyu şüpheyle yaşanmaz oğlum, beni güven. Ne bileyim ana. Bütün hayatım boyunca yaptığım şeyleri düşünüyorum. Ettim iyilikleri, kötülükleri, hataları. Sonra da bir evladımın olma ihtimalini düşünüyorum. Şuramı bir umut kaplıyor. Nasıl desem, sanki oğlumla birlikte ben de tekrardan hayata gelecekmişim gibi hissediyorum. Hep senin istediğin evlat olabilecekmişim gibi hissediyorum. Benim de mutlu bir yuvam, mutlu bir ömrümün olma ihtimali varmış gibi hissediyorum. Sanki bu bebek benim son şansım. Buyurun Yahya Bey. Sizden de saç örneği almamız yeterli. Ben oğlunuzu seviyorum Halis Hanım. Tamam biliyorum, bizim tanıştığımız... Ama ben oğlunuza aşık oldum. Onun da bana gönlü düştü. Yani gönül isterdi ki ilk gelininiz ben olayım. Ama bizim de yolumuz böyleymiş işte. Bakın... Benim hiçbir zaman mutlu bir ailem olmadı. Ama biz Yahya'yla çok mutlu olacağız. Sizin de yüzünüzü aşağı inmeyeceğim, hiç söz veriyorum. Hiç rafınızdan çıkmayacağım. Ama yeter ki bir şans verin bana. Beni de bir kızınız bilin. Ben de şu hayatta... annem var diye bileyim. Hallettik. İyi madem. Sonucu burada bekleyecek değiliz ya. Hadi gidelim gari. Çıksanıza biraz dışarı. Biz Ceylan'la özel konuşacağız. Hiçbir yere çıkmıyorsun. Ne konuşacaksan bu da konuş. Bu kızı sana ezdirmeyeceğiz. Ya kadın. Bak benim asabımı bozma. Kızım siz benim bir kadına zarar verdiğimi nereden duydunuz? He? Ama sabrımın da bir sınırı var değil mi? Sabrımı zorlama. Çıkın dışarı hadi ya. Ne olurmuş sabrını zorlasak? Sen birazdan Sancar abim geldiğinde gör. Bakayım o zaman böyle konuşabilecek mi? Güzel. Gelsin. Gelsin, ona da soracağım zaten arkamdan iş çevirmek ne demek. Kahraman, ben... Sen sus. Sen sus. Bunlara da güvenme. Sen sus.
Az bir gel, bir konuşalım seninle. Gelin bakalım ne konuşacağım. Ceylan, tebrik ederim. Merak etme, çözeceğiz. Yok, 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 Gülüm, yok anne. Sen hiç meraklanma, o tatlı canını hiç üzme. Bak, vallahi her şey düzelecek. Görürsün. Ne olacak? Kahraman kim? Hani Müş yengesinin bir tanesi. Hani Müş yengesinin gülü. Ya sen kimsin? Sen kimin çocuğunu kimden saklıyorsun? Yavaş. Benim kimsenin çoluğundan çocuğundan bir derdim yok. Ama senin kendi çocuğundan ne derdin var anlamıyorum. Sana ne? He? Sana ne? Sen polis misin? Jandarma mısın? Aile bakanlığından mı geliyorsun? Sen kimsin? Sana ne? Ben o dediklerinin hiçbiri değilim kahraman. Ama bana sığınan gibi bir kadına sırtımı dönecek bir adam hiç değilim. Ne yapacaksın? Benim kabul etmediğim çocuğa sen mi sahip çıkacaksın? He? Ceylan'ı da alıp konağına mı götüreceksin? Ne yapacaksın? Arama bak, kadını kapının önüne atmışım. Bir hata yapmışım. Başka bir hata yapma. Aklını başına topla. Babalık dünyanın en güzel duygusu. Sonra çok pişman olursun. Allah Allah. Allah Allah. Sen gerdek gecesini arayı kapının önüne koyan adam değil misin ya? Ha? Sen kendi öz çocuğundan 8 sene sonra haberin olmadı mı? Tabii ya. Mavi sen doldurdun değil mi? Sen anlattın değil mi lan ona? Yalan mı? Aynen böyle olmadı mı? Lan sen benim ne yaşadığımı ne çektiğimi bilmeden ne tutuyorsun lan, sen kimsin? E sen benim ne yaşadığımı gayet iyi biliyorsun herhalde. Ha? Sen ne biliyorsun benim ne yaşadığımı? Bak kahraman, ben tek bir şey biliyorum. Tek bir şey biliyorum. Eğer hakkımda atıp tutmaya devam edersen var, çok yaşamazsın. Tamam lan. Tamam. Ceylan'ı da, oğlum da sana vermiyorum. Gücün yetiyorsa gel al hadi. Hadi. İç bakalım sütünü. Eme bak, yeter artık surat ettiğin. Beni de üzüyorsun bak. Anlattım sana. Halis Efe'yi biliyorsun. Yani biz bu testi yaptırmasak ömür billah başımızın etini yerdi. Elvan hamile kalsaydı kimse ondan test istemezdi ama. Konuda da olunca niyeyse bir kanıt gerekiyor. Ya sen neden bu kadar büyütüyorsun bu mevzuyu? Bir şey varsa anlat bana. Ben de bileyim ki anamın karşısına çıktığında ona göre davranayım. Neyse ya. Zaten yarın her şey belli olacak. Yoruldum ben, yatıyorum. Sütünü içmedin. Resepsiyondan arıyorum. Müsaitliğimiz açıldı. Konaklamanızı uzatmak ister misiniz? Evet, lütfen. Teşekkür ederim. Thank you.
Hah Soner. Nasılsın ben Sancar abi? İyiyim efendim. Sen nasılsın? İyiyim iyiyim çok şükür. Ya sizin pansiyonda Mavi Hanım kalıyormuş. Odasında mı? Bağlayabilir misin? Önemli bir şey konuşacağım da. Tamam bağlayacağım abi. Bekle bir sen. İyi tamam bekleyeyim hadi. Alo. Mavi Hanım, resepsiyondan Söner ben. Tekrar rahatsız ediyorum. Sancar Efeoğlu görüşmek ister. Önemliymiş. Müsait olmadığımı söyleyin. Nasıl isterseniz. Efendim, beklettim. Kusura bakma. Estağfurullah, estağfurullah. Mavi Hanım müsait değilmiş. Sonra ara istersen. İyi tamam. Sağ ol. Sağ ol. Bahtı da yüzü kadar aydınlık olsun inşallah. Allah bağışlasın kızım. Eksik olmayın. Ne gerek vardı? Zaten verdiğim zahmetten yüzünüze bakamıyorum. Ona söz Ceylan. Siz artık bu konağın insanısınız. Sağlıklı bir şekilde büyüt kardeşim evladını. Allah razı olsun efendim. Ayağına taş değmesin. Merhaba, ne kadar da küçüksün. Benim adım Melek ama sen bana abla diyeceksin. Çünkü ben senden daha büyüğüm. Senin adın ne? Adını daha koymadık. Ama madem sen benim oğlumun ablası olacaksın, istersen ismini sen koy. Gerçekten mi? Gerçekten. O zaman Gediz olsun. Olmaz mı kuzum? Olur tabii sen istersin de olmaz mı? Aa, kim varmış burada? Hayırlı olsun Ceylan. Pek de tatlıymış maşallah. Aslında abim için buraya gelmiştim ama madem herkesler burada, hepinizden mutlu haberi paylaşayım. Biz Dudu'yla evleniyoruz. Çünkü yakında baba olacağım. Amcam oluyorum yani şimdi. Vallahi oluyorsun abi. Tebrik ederim kardeşim. Sağ ol abim.
Sen de al bebek olacak. Onun da mı ablası olacağım? Olacaksın tabii gülüm. Oğlumun da biricik ablası olacaksın inşallah. Abim. Tekrar tebrik ederim. Sağ ol Zehra'm. Sen tabii bu halalık konusunda tecrübeli sayılırsın. Yani ben birazcık öyleyim. Yardım edin, ballı çören ben atarım. Sen hala burada mı Necdet? Ne gitmedin Zeytin'le? Ne yapayım, gidemedim. Bana lazım olurum ben size burada. Hem bebek nasıl? Bebek çok tatlı değil mi maşallah? İnsan bir görünce istiyor. İstemiyor musun? Ballı çören, ne zamana kadar bu konakta bu insanlarla kalacaksın? Bu insanlar dediğin benim ailem Necdet. Bu konularda seni hiç ilgilendirmez. Hadi işine. Ben onu o anlamda söylemedim Kurabiye. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. İstemez misin? Sıcacık bir yuvan olsun. Kendi bebeğini kucağına al. Tövbe estağfurullah. Çiçeği al bari. Sını getirdim. Efendim. Yeni bir şey de olmadı ama senin aklın kalmasın diye aradım. Bu çıkmadı hala odasında. Tamam Gavruk. Sağ ol. Sen oralarda ol da. Bir şey olursa haber verirsin. Hey. Tamamdır. Sen üzgün müsün? Yok meleğim, nereden çıkardın? Bence öylesin. Baksana kaşlarım böyle. Böyle mi? Hı hı. Kız sen böyle yaparak babanı mı taklit ediyorsun ha? Baba bir dur, bir dur. Sen o kulübedeki abla gitti diye mi üzgünsün? Yok babam ya. Gitti diye değil. Hakkında yanlış şeyler düşünüyor. Düzeltmeme de izin vermiyor. Ona üzüldüm biraz. Sen hiç merak etme baba. Ben onunla konuşurum. Babam hakkında yanlış düşünme, doğru düşün derim. Çünkü benim babam dünyanın en iyi babası derim. Ya gel buraya. Babam iyi ki varsın. Sen de babam. Tamam. Diyelim ki ben aldım götürdüm Mavi Hanım'ı, bıraktım Kosa. Sonsuza kadar arkasından elde salladım. Ama sonra çıktı geldi. Ne olacak? Sancağı kuduracak. Gelecek, dikilecek benim karşıma. Ondan sonrası zaten kovboy filmi gibi. En uzağa kurşunu kim sıktı? Bedeli ağır olur yani. Değil mi? Ya ben bunu yapar mıyım? Yaparım. Ama yani deli sancağı karşıma dikildiği zaman benim mükafatım ne olacak? Sen ne vereceksin bana? Ceylan'dan evladını. Sen evladını Gazancı, ben evladım. Bence iyi bir anlaşma. Ya sence Kahraman Efendi? Alo. Kahraman Boz kızım ben. Şu Mavi Hanım'ın odasını bağlayın bakayım. Mavi Hanım ne yaptın? İyi, sen hala geçmek istiyor musun Kosa?
Olmadı yarın sabah 6'da gel. Seni ben kendi ellerimle bırakam. Eyvallah. Sonuçlar çıktı. Yahya. Vallahi aslanlar gibi eve torun geliyorum. Ana, ben sana dediydim. Oğlum baba oluyor, baba gördün mü? Dediydim ben sana. Bak, oğlum baba oluyor. Allah yüzümüze güldü işte. Oğlum, Allah analı babalı büyütsün inşallah. O da senin gibi. Hayırlı bir evlat olsun sana. Sağ ol anacığım. Hayatım, iyi misin? İyi miyim? Heyecandan galiba. Gel ben seni bir lavaboya götüreyim. Gel. Gel. Ne oldu ya? Gidelim uzanalım. Ha. Sağ ol doktor. Gerçek sonuçların çıkmasının birkaç gün sürebileceğini fark etmezler umarım. Yok. Onlar istedikleri cevabı aldılar. Mutlular. Daha da kurcalamazlar gari. Peki sonuçlar çıkınca size bildireyim mi? Mavi Hanım merhabalar. Geçen sene bizden doğum günü partisi için rezervasyon yaptırmıştınız Nehir ben. Çok güzel yeni konseptlerimiz var. Geri ararsanız paylaşmak istiyorum. Öpüyorum. Nerede kaldı bu kadın ya? Hava da buz gibi zaten. Oğlum, git şu kadına bak. Adı Mavi. Al gel şunu tekladayım ben de. Hadi. Thank you.
Abla, Kahraman abi gönderdi beni. Sizin tekne orada değil. Gel sen benimle. Öyle mi? Nerede? Çıkıyoruz mu? Çıkacağız, bekle. Ay ben böyle işin ya. Ne? Bulamadım abi. Yürü git lan sen de. İşi beceremiyorum. Kaybol! Kaybol! Tekne bu abi. Bavulu bana uzatır mısın? Teşekkür ederim. Sancar. Konuşmak istiyorum. Ben istemiyorum. Ya bir dinle ya, bir dinle, bir anlatayım. Bak bir dinle, sonra söz. Seni kendi ellerimle KOS'a götüreceğim. İstemiyorum Sancar, bırak! Ya ben sana susuzum demiyorum ki. Ya da yaptığım kötülüğü sakladım ben. Evet yaptım. Ama sen gittin benim hayatım başkalarından dinledin ya. Sonra geldin bana yargı dağıttın. Ya ben zaten yıllarca böyle yaşadım. Bir Allah'ın kulu da ya, bir Allah'ın kulu da bana ne yaşadığımı, ne hissettiğimi sormadı. Gerçi sorsaydı anlatacak durumda değildim ya. Kendime bile anlatmadım yıllarca. Ama abi, bak şimdi anlatmak istiyorum ya sana. Bak bir anlatayım sana, sen bir dinle. Sonra sen kendi derdini bana anlat. Ben de seni dinleyeyim. Sonra gideceğiz, nereye gitmek istiyorsan. Konuşacağız, sonra hemen gideceğiz. Ya yabancı birine anlatmaya ihtiyacım var. Ha? Ben en çok sevdiğimin canını yaktım. Cahildim ya, gençtim. Bugün olsa bırak sevdiğime böyle bir şey yapmayı, tanımadığım yabancı birine bile yapılmasını asla müsaade etmem. Asla yapmam. Peki söyledikleri doğru mu? Öyle kapı dışarı attın mı onu? Yaptım. Yaptım. Sancar, bu nasıl sevgi? Ya biz öyle yanlış büyütmüşüz ki. Erkeklik bu sanıyordum ben. Ya gururum sevdamdan daha değerli sanıyordum. Saçmalığa baksan ya.
Mare bana ihanet etti sandım. Ama ben ihanetin en büyüğünü kendime yapmışım kendime. Ben hiçbir zaman çıkaramayacağım bir çiviyi çaktım kalbime. Buramda öyle bir yara var ki hiçbir zaman tedavi olmayacak biliyorum. Allah her gün benim belamı versin diyorum ya. Her gün benim belamı versin. Biliyorum. Pişmanlığımın telafisi yok. Biliyorum. İnsanın kendini affedememesi. Suçunun cezasını kendine çektirememesinin ne demek olduğunu sen biliyor musun? Peki ona sormadın mı hiç olan biteni? Sordum. Sen katil olma diye anlatmadım dedi yıllar sonra. O gece kendi acımdan onun çığlıklarını duymadım ya, işte bu benim en büyük pişmanlığım. Her şeyi mahvettim ya. Her şeyi mahvettim. Hayatımın en büyük hediyesini yok ettim ben. Bu nasıl büyük bir acı biliyor musun? Benim her sabah kalbim sıkışıyor ya. Her sabah kalbim sıkışıyor. Kendime o kadar kızıyorum ki geçmedi. Bu geçmeyecek de biliyor musun? Geçmeyecek. Peki ne oldu ona? Gitti. Beni de kızımı da bırakıp gitti. Senin kızın mı var? Var. Melek. Meleğim var. Çok şanslısın biliyor musun? Yanında kızın var. Benim kızım öldü.